Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Chess Evil Masters 2023'te inanılmaz işler oldu. Yarı final karşılaşmasında Nakamura ile Magnus Carlsen eşleşmişti. Ve kazanan finalde Caruana'nın rakibi olacaktı. İlk iki maç berabere bitti ve son maç olan 15+3 tempoda oynanan son maç olan 3. maçta yine beraberlik olacağı ve maçın uzatmalara gideceği düşünülüyordu. Ve maç da ona göre gidiyordu zaten ama Magnus Carlsen belki de kariyerinin en büyük hatalarından bir tanesini yaptı. Bu tarz hatalar ustalar tarafından yapılabiliyor ama bu tarz önemli maçlarda genelde yapılmaz bu tarz hatalar. Ve bu hata sebebiyle Magnus Carlsen bizlere inanılmaz bir anı bırakmış oldu. Kendi kariyeri açısından da inanılmaz bir anı bırakmış oldu. Şimdi o maçı inceleyeceğiz. Beyazlarda Magnus Carlsen, siyahlarda Hikaru Nakamura var. Sizler de bizlere destek vermek isterseniz hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Katıl ve süper teşekkür butonlarıyla da kamera ve mikrofon alma hedeflerimize destek verebilirsiniz. Beyazlarda Magnus Carlsen maça C4. İngiliz açılışıyla başlıyor. At F6, at C3 hamlesinden sonra E5. İki tarafta ilk hamlelerde tamamen teorik ve doğru oynadı. At F3'te piyon istek altına at C6 ile tutuldu. D4 ile merkezden bir kırışma önerildi. E alır D4, at alır D4. Fil B4 hamlesiyle at açmaz daha. G3, fil G2 oynanacak. Kısa rok hamlesinden sonra fil G2. Kale E8 merkeze kale çekildi. Kısa rok hamlesinden sonra ise burada genelde fil alır C3 ile devam ediyor ustalar. Database'de fil alır C3 en çok tercih edilen varyant. Fakat burada Nakamura H6 oynamayı tercih ediyor. At D5 Magnus'un tercihi ve o açmazda bulunan ve istekte bulunan atını kaçmayı tercih etti. At alır D5, C alır D5 hamlesiyle at istek altında. At alır D4, vezir alır D4, fil istek altında. Fil E'yi düzeltiyorum. Vezir E7 ile fil tutuldu. Fil E3 oynandı. Fil D6'ya kaçtıktan sonra ise şimdi kale F'den D1 oynandı. Baktığımız zaman beyazların bir tık daha derli toplu olduğunu görebiliyoruz ama oyun tamamıyla eşit. Siyahlar B6 oynadı, çok normal. Hem belki de fil C5 ile veziri isteyecek hem de filini bu sefer B7'den geliştirmeye çalışacak. Çünkü doğal gelişim alanı kapalı vaziyette. Vezir D2'ye dönüyor Magnus Carlsen. A5 ile vezir karadığından piyon sürüşleri. Kale A'dan C1 diye açık hatta, diğer yarı açık hatta C hattına da kale yerleştirdi. Kale B8 hamlesi neden yapılır? Yani fili oynayacaktır, belki fili korumak ister ya da piyonu mu sürmek istiyor bilemiyoruz. Kale B8 oynandı. Fil F4 hamlesiyle kırışma teklif edildi. Fil A6 istemedi. Şimdi burada fil alır D6 ile yola devam edebilirdi Magnus Carlsen ama E4 oynamayı tercih etti. Burada fil B4 hamlesi ilk önerilen hamle, ki fil B4 hamlesi filin güzel yere çekilmesi açısından önemli bir hamleydi. Hem de fillerin kırışmaması bu konumda bir tık daha siyahlara yarıyor diyebiliriz. Çünkü beyazlara giden fil siyahların özgürken Magnus ise pek özgür değil. Fakat burada fil B4 oynamak yerine Nakamura fil alır F4 yaptı ve maçtaki ilk küçük hatasını yaptı. Vezir alır F4 ile birlikte hem vezirle filini aldı hem de C piyonuna ciddi bir bakış atıldı. D6 sürüşüyle birlikte hem vezirin bakışı kesildi hem de açarak piyon tutulmuş oldu. Kale C3 hamlesiyle diğer kalede C1'e getirilecek. D'den C1'e ve yarı açık hattı bir kale kale bataryası oluşturulacak. Vezir D8 kalenin önünü açtı. Olası bir kale deden C1 hamlesine kale E7 hamlesiyle piyonu koruyarak yanıt verecek Nakamura. Kale deden C1, kale E7 beklenen hamleler ve Magnus vari bir hamle geliyor. H4 hamlesi. Magnus Carlsen rok yapmış olduğu taraftaki piyonlarla rakibin şahına hücum yapmayı sever. Cesurdur bu konuda. Şimdi siyahlar fil B5 oynuyor. Fil B5 hamlesi yani niçin yapılır? Fili burada demek ki aşağılarda değerlendirmek isteyecek. Öyle anlıyoruz. G4 ile devam ediyor yoluna. F6 olası piyon sürüşlerinin önüne geçmek için yapıldı ama Magnus yine de G5'ini sürdü. F alır G5, H alır G5 ve şimdi kale F7 ver veziri. Hem veziri istedi hem de G5 piyonuna bir saldırı daha yapmış oldu. Çünkü doğrudan doğruya alması durumunda vezir alır G5 gelecekti. Bu hamleden sonra vezir kaçınca şimdi H alır G5 de aldı. Ve burada Magnus Carlsen G5 piyonu alamadığı için Nakamura şu anda bir piyon öne geçmiş oldu. Tabii ki de büyük bir olay değil. Çünkü duble piyon yapısı olduğu için çok da kullanışlı olmayacak bu piyon kazancı. Fil H3 filini güzel yerde değerlendirmek istedi. Fil D7 gel kırışalım ama bir sıkıntısı var ki kalenin önünü kapattığı için şu anda C7 piyonu istek altında. Kale alır C7 ile vermiş olduğu piyonu geri aldı. Fil alır H3, vezir alır. Önce kale alır F7, şah alır F7 ve vezir alır H3. Bu hamleyi bir açıklayalım arkadaşlar. Bu hamle niçin böyle yapıldı? Yani öyle zannediyorum filin H3'te çok daha etkili olacağını
hani kalenin açmazlarını sıkıntıya vereceğini ve fil E6'ya oturması durumunda bu filden başka zaten o fili kaldıracak bir taşın olmadığını düşünen Nakamura bir piyon kazancı olduğunda düşündü ve dedi ki C7 piyonunu vereyim dedi. O yüzden fil D7 oynadı. Kale alır C7'yi anca böyle açıklarız. Fil alır H3 hamlesinden sonra Magnus Carlsen dedi ki fili alamıyorum. Fili alırsam çünkü o beni alır. Ben onu aldıktan sonra vezir alır C7'de kale kaybederim. O nedenle önce kale alır F7 aldı. Şah alır F7 şimdi vezir alır H3. Hani bu şekilde bir ufak bir çaplı bir açıklama yapabiliriz. Vezir F6 oynandı. Burada kale C6 tatlı bir hamleydi. Çünkü iki adet geri kalmış piyon var. Biri izole, biri geri kalmış. O piyonlara baskı kurmak iyi bir fikir olabilirdi. Vezir H7'yi tercih etti. Veziri arkaya sarkıtmayı tercih etti. Magnus Carlsen kale F8, kale C7 şah. Burada bir kırışma silsilesi olacak. Kale C8 şah, şah E7 alıyor. Şahla aldıktan sonra vezir H8 bir deniyor. Kaçıyor. Vezir C8. Yani klasik bir oyun sonu. İki süper GM tarafından oynanan bu oyunun herhalde kime sorsak berabere biteceğini söyler. Hızlandırıyorum hamleleri. Vezir E5 piyonu istedi. Vezir G4 ile korudu. Şah G6. Şah G2. Şah F6. A4 piyon sürüşü. Kilitliyor oyunu. Şah E7. Şah F3. Burada şah E8'e kaçması gerekiyordu. G6 oynadı arkadaşlar. Bu çok enteresan bir hataydı. Bu hatadan sonra Magnus Carlsen için bu oyun artık mutlak kazanç. Ama süreler o kadar azalmıştı ki Magnus Carlsen bu kazancı görmedi. Size göstermek istiyorum bu kazancı. Vezir E6 yapmış olsaydı ve şah çekmiş olsaydı. Tabii ki zorunlu hamle vezir alır E6. D alır E6. Şah alır E6'dan sonra burada bir zugzuan konumu oluşuyor. Şah G4 hamlesinden sonra şah F6 ve F3 ile birlikte siyahların doğru bir hamlesi yok arkadaşlar. Bu nedenle şahını oynamak zorunda ve piyon düşüyor. Akabinde şah D7'den sonra bir piyon daha düşüyor. Ve bu şekilde zugzuvank ile birlikte oyunu çok rahat bir şekilde kazanacak Magnus Carlsen. Ama çok enteresan, bu hatalı hamleden sonra vezir E6 Magnus Carlsen tarafından görülmedi. Ve şah E3 oynandı, oyun tekrar beraberliğe geldi. Şah F3 düzeltiyorum, vezir F6, şah D3, şah D8, vezir G3 deniyorlar. Şah C7, şah C2, şah B7, şah B3. Birisi beraber teklif etse kabul edilecek ama Nakamura'nın daha az süresi kalmıştı. O yüzden Magnus Carlsen devam etti. Belki bayrak düşer diye. Kolay bu konu değil çünkü canlı yayında Mustafa Yılmaz da söyledi. İkisi de süper game olmasına rağmen hiç kolay oyunlar değil bunlar dedi. Vezir D4 hamlesiyle birlikte şimdi vezir arkaya sarkıtmayı düşündü. Vezir alır D6, vezir D3 şah. Bakmayın Magnus'un bir piyonuna geçtiğinde hala oyun eşit. Şah A2, vezir C4 şah, şah A3, vezir D3 şah, B3. Tabii ki de siyahlar sürekli şah arıyorlar çünkü süresi az. Vezir D4 hamlesinden sonra vezir C6 şah, şah A7, vezir C7 bir şah daha, şah A8, vezir C1 hamlesinden sonra ise şimdi burada aslında F2 piyonu alınabilirdi siyahlar tarafından. Almadı, G4 sürdü ve bir hatalı hamle daha yaptı. Şu saatten sonra oyun bir tık daha Magnus'a kazanç diyebiliriz. Çünkü bakalım arkadaşlar, hem E4'ü alabiliyordu hem F2'yi alabiliyordu ama tabii ki de F2'yi alması çok daha önemli. F2'yi alması durumda G piyonları geçer piyon olacaktı, almadı ve Magnus Carlsen'e koruma fırsatı verdi o piyonlarını. Vezir E1 ile Magnus Carlsen iki piyonu korudu. Şah B7, E5, vezir alır D5, E6 gidiyor gitmekte olan vezir C5, şah, şah B2, vezir E7. Burada vezir E5 hamlesi daha kazançlı çünkü vezir E5 hamlesiyle şahın piyona yaklaşmasının önüne engel çekecekti ama dayanamadı, vezir E4'ten şah çekti. Yanlış bir hamle, oyunu eşitleyen bir hamle. Şah C7'den sonra vezir E5 şah, vezir D6 kapattı. Vezir G7 şah, şah C6, vezir alır G6 bir piyon daha alıyor. Vezir E5 şah, şah A2, vezir E2 bir şah daha ve şah A3 hamlesinden sonra işte o tarihi ana gelmek üzereyiz. Son 3 hamle kaldı o tarihi an için. Hamle sırası Nakamura'da. Nakamura şah D6 oynadı. Magnus Carlsen E7 ile açarak şah çekti. Şah alır E7 hamlesinden sonra vezir alır B6 ile Magnus Carlsen yoluna devam etmek isterken mouse slip hatası nedeniyle vezirini F6'ya koydu ve Nakamura çölde susuz kalmış bir insana buz gibi su verirsiniz ya. Hani oruç tutmuş bir insana bir tane hurma verirsiniz iftarını açar ya. Aynı o şekilde bulmuş gibi şah alır F6'sını aldı ve Magnus Carlsen kapaktaki o inanılmaz tepkisini verdi. Nakamura bu maçtan sonra açıklama yaptı. Şu tarz bir açıklamaydı: Magnus Carlsen çok iyi bir oyuncu olabilir ama tüm maçı kazanacak, bütün maçları kazanacak diye bir durum yok. Bazen Magnus'un da şanssız olduğu anlar gelebilir dedi.
Bunun aslında alt metninde bir şey daha yarıyor. Acaba Nakamura Magnus Carlsen'in kazandığı birçok maçta şanslı olduğunu mu dile getirmek istemişti acaba? Bu da kafamızda bir soru işareti olarak kaldı. Ama nereden bakılırsa bakılsın tarihi bir maç oldu. Uzun süre akıllardan çıkmayacak bir maç oldu. Biz de sizlere bu maçı aktarmak istedik. Videomuzun sonuna geldik. Bizlere destek vermek isterseniz hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Hayatımız Satranç Instagram sayfamızdaki eğlence içerikleri de inceleyebilirsiniz. Hemen aşağıdaki katıl ve süper teşekkür butonlarına tıklayarak da kamera ve mikrofon alma hedeflerimizde bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç yeniden olmanız ümidiyle. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.